Projemizin tamamlama aşamasındayız ve son artık kontrol sayfamıza geldik. Bu sayfada başvuru formu kontrol listesi var sistem tarafından oluşturulan. Tabii biz birçok bilgiyi örnek proje üstünden girmediğimiz için burada çarpı işaretiyle olan bölümler eksik olduğumuz bölümleri gösteriyor ve bunları tamamlamamız gerektiği ifade ediliyor. Bütün tikler, yeşil tikler, bütün bölümler yeşil tik olmadıkça projenizi tamamlayamazsınız. Mesela burada proje bilgisiyle ilgili doldurulmamış veri alanları var diyor. Burada sayfaya git dediğimizde bizi direkt proje bilgisi sayfasına götürecek. Bu buralara bazı bilgileri girmemiz istenecek. Yani yine örnek amaçlı olarak buraya bilgi girişlerini yapıyorum ve kaydediyorum. Devam ediyorum. Ve en son sayfaya yine geldiğimde burada bir önceki durumda bilgi girişleri yapılmamıştır diyen yer gördüğünüz gibi yeşile döndü. Bu şekilde yüklemeleri yapmamız, daha doğrusu bilgi girişlerini ve destekleyici belgelerin yüklemelerini yapmamız, eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor. En son bunların hepsini tamamladık diyelim. Teklif Türkçe hazırlanmıştır. Kilit personel özgeçmişi yüklenmiştir diye tikledikten sonra bütün eksikleri tamamlayınca şurada gördüğünüz soluk olarak aktif olmayan başvuru tamamlama bölümü yanacak ve biz başvurumuzu tamamlayacağız. Bunu tamamlamak için son tarih 25 Temmuz 2022 saat 23:50'ye kadar bu tuşa basabilirsiniz. Diyelim ki biz başvurumuzun durumunu, daha doğrusu nasıl göründüğünü, çıktısının nasıl olduğunu görmek istedik. Veya teknik yardım anlamında ajansa gelip projemiz üzerinden istişare yapmak istiyoruz. O zaman başvuru ön izle tuşuna bastığımızda bir çıktı verecek bize ve bu çıktı şu şekilde olacak. Bunun taslaktır diyor bakın. Siz onaylamadıkça bu taslaktır yazısı görünecek. Projemizin bu şekliyle, bu haliyle sonuna gelmiş oluyoruz proje başvurumuzun. Bu başvurumuzu yaptıktan sonra onayladığımızı, tamamladığımızı düşünelim. Tamamladıktan sonra bize matbu olarak proje formunuzu, destekleyici belgelerinizi getirmenizi istemiyoruz ilk aşamada. Bize sadece getirmeniz gereken şey 29 Temmuz saat 17 mesai bitimine kadar bize taahhütnamenizi Yozgat, Sivas ve Kayseri ofislerimize bir tanesine getirmenizi istiyoruz. Bu şekilde getirilen taahhütnamede F1 formunda yetkilendirilmiş kişinin imzasının olması gerekiyor ve firma kaşenizin olması gerekiyor. Getiren kişi önemli değil, yani firmanızın bir çalışanı olabilir ama imza bölümünde yetkilinin imzası olması gerekiyor. Bu taahhütnameyi nasıl alıyoruz? Başvuru işlemlerine geliyoruz. Başvuru listesi bölümüne geliyoruz. Başvuru listesinde gördüğünüz gibi bir desteği başvurumuz mevcut. Bunu biz şu anda tamamlamadığımız için taahhütnameyi indiremeyeceğiz. Ama tamamladığımız zaman, proje tamamlama bölümünde tamamladığımız zaman, tuşuna bastığımız zaman, tamamlama tuşuna bastığımız zaman şurada taahhütname indir ve e-imzala diye iki tane gördüğünüz bölüm var. Tuşlar var. Bunlar aktif olacak.
Bu aktif olma durumundan sonra e-imzanız var ise sistem üzerinden ve bu başvuruyu e-imza sahibi kişinin kullanıcısıyla yaptıysanız ve o e-imza sahibi kişi de yetkili kişi ise, bu üç kriter sağlanıyorsa kolaylıkla e-imzalayabilirsiniz. Bu durumda sistemsel bazen problemler olabiliyor. O durumla karşılaşmazsanız sistemsel olarak bir e-imzalamanızı engelleyici husus yoksa e-imzalarsınız ve taahhütnameyi bize getirmenize, matbu olarak getirmenize gerek olmaz. Direkt e-imzaladığınızda projeniz geçici numaradan, şurada yazan geçici numaradan kalıcı bir referans numarasına, bakın burada boş şu anda bu referans numarası, bürünmüş olur ve sisteme değerlendirmeye girmiş olur. Başlatmış olur, değerlendirme sürecinin içine girmiş olur. E-imzalanamadığınız durumda taahhütnameyi indiriyorsunuz. Taahhütname 2 sayfa maksimum bir doküman, standart bir metin var. Orada projenizin ismi yazıyor, geçici numarası yazıyor. Bu taahhütnameyi teslim ediyorum şeklinde bir ifade var orada. Orada TC kimlik numarasını tekrar söyleyelim. Başvuru sahibinin yetkilendirdiği kişinin, yani projeyi imzalamaya yetkilendirdiği, temsil ve ilzama yetkilendirdiği kişinin TC kimlik numarası, ismi, imzası ve firma kaşesini basacaksınız her sayfaya. Bu şekilde getireceksiniz. Biz bunu teslim alacağız, bu belgeyi. Ondan sonra bunu referans alarak bir size teslim alındı belgesi vereceğiz. Böylelikle de referans numarasını projeniz almış olacak. Bu şekilde bu aşamaları tamamlamış, proje başvuru aşamalarını tamamlamış oluyoruz. Proje başvurusunda dikkat edilecek hususlar kısmına değinecek olursak, teknik şartnameler önemli, proforma faturalar önemli, bütçeye yazdığınız kalemleri de uygun maliyetler, uygun olmayan maliyetler bölümünü lütfen rehberde dikkatlice okuyun ve ona göre bütçenizi hazırlayın. En başta kredi uygunluk belgesi önemli. Bunun hızlıca alınması ve proje bitiminin son tarihinden önce bu sürecin tamamlanması lazım ki siz ona göre projenizi şekillendirebilirsiniz. Bunun dışında proje bilgileri, yani şuradaki bilgiler önemli söylemiştik. Bu 4 bölüm önemli. Çünkü burası izahat, yani projenizin izahatının olduğu, detaylı açıklamaların olacağı omurga kısmı aslında burası. Şu kısım da önemli, başvuru sahibi faaliyetleri. Çünkü biz burada değerlendirme sürecinde ne oluyor? Buradaki bilgileri de dikkat ediyoruz. Burada sizin mevcuttaki halinizi görmemiz gerekiyor. Burada önemli. Destekleyici belgeler önemli. Buraya yükleyeceğiniz belgelerin doğru hazırlanmış olması gerekiyor. Ve son olarak performans göstergeleri de çok önemli. Deyim yerinde ise sizi zor durumda bırakacak, yani amiyane tabirle ayağınıza sıkacağınız performans göstergelerini lütfen tercih etmeyin. Çünkü bunlar sonra uygulama aşamasında gerçekleşmediği zaman sizden biz yani gerçekleşmeme durumunu izah etmenizi talep edeceğiz. Ve yönetmelikten kaynaklı bazı hususların devreye girmesi söz konusu olabilir, olacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Puan avantajı var diye bir performans göstergesini sadece bu sebepten lütfen eklemeyin. Gerçekleştirecekseniz bunu ekleyin. Bu kısımlara dikkat edilmesini özellikle altını çizerek istirham ediyoruz. Proje başvurusu sürecinde tüm paydaşlarımıza başarılar dileriz. Bu videoların YouTube kanalımızda yayınlanacak. Faydalı olmasını canı gönülden arzu ederiz. İyi günler dileriz.